Selamlar. Uzun zaman oldu video çekmeyeli. Yaklaşık 5 ay gibi bir süre oldu. Bu süre zarfında kendime bilgisayar aldım. Onu da açıklamada bilgiden ulaşabilirsiniz. O zaman hadi listeye geçelim. Bugün Steam yaz indirimlerinden 20 TL'ye 6-8 tane oyun önereceğim arkadaşlar. Ve bu oyunlar benim oynadığım oyunlardan, hepsini kendim oynadım. Birinci oyun The Sphere of Mine. Öncelikle oyunun fiyatı 6 lira 20 kuruş. Oyunun amacı hayatta kalma, savaş dönemi. 4 kişi hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Yeri geliyor insanları öldürüyor, yeri geliyor insanlara yardım ediyorsunuz. Oyun gayet güzel, sizlere tavsiye ederim. DLC ile almak isterseniz DLC'leri de var. DLC'lerinde de ayrı kişilerden, ayrı hikayelerden oynayabiliyorsunuz. Dediğim gibi herkese tavsiye ederim. 2. Motorsport Manager. Eğer Formula 1 oyunlarını seviyorsanız bu oyunda kesinlikle oynamalısınız. Oyunun fiyatı 8 lira 25 kuruş. Fiyatı gayet ucuz. Oyun aldığı zaman takımın araç dizaynına kadar oyunu oynayabiliyorsunuz. Pit stopları falan, araç dizaynları, riskler falan. Yani oyun detaylı, gerçekten detaylı. Eğer seviyorsanız oynayabilirsiniz. Bu arada oyun 2016'da geçiyor. Yani isterseniz Steam Workshop'tan 2021 modunu, 2020 istediğiniz herhangi bir modu indirip oynayabilirsiniz. 3. Team Simulator. Team Simulator kanalı takip edenler bilir, videosunu çekmiştim. Oyunun fiyatı 11 lira. Oyunun amacı hırsızlık yapmak, hikaye doldurusunda. Yani pek de hikaye denmez ama elektrik sistemlerini hackleme, araba çalma gibi özellikler. Ev alıyordun galiba, ev alma gibi böyle bir özellikler var. Herkese tavsiye ederim. Bir oynayın, bakın. Eğer sevmezseniz zaten 2 saat sonunda, 2 saate gelmeden iade edebilirsiniz. 4. The Long Dark. The Long Dark adından Epic Games bedava verdiğini duymuş olabilirsiniz. Oyunun fiyatı 16.5 ve 16.5 liraya kesinlikle değecek bir oyun. Oyun Kanada'da yaklaşık -30 derece civarlarında hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. İçinde bir hikaye modu da var. Hikayesi de gayet güzel bir hikaye. Yani bir de zorlu oyun alacaksınız, mütevazı oynamanızı tavsiye ediyorum çünkü çok zorlu ve eğlenceli oluyor. 5. Talos Principles. Bu oyun Portal oyunlarına benzeyen bir oyun, puzzle oyunu. Daha grafikleri daha güzel bana göre. Oyunun fiyatı 8 lira 85 kuruş ama DLC ile almanızı tavsiye ederim. Çünkü o şekilde 17 liraya geliyor. DLC'lerinde de hikaye var, oyunun hikayesi de var. 6. Blazing Seas. Blazing Saints oyunu Sea of Thieves'e benzeyen gayet güzel, tatlı bir oyundur. Oyunun fiyatı 18 lira 75 kuruş. Eğer ekibiniz varsa böyle 3-4 kişi birbirinizle anlaşarak güzel savaşlar çıkarabilirsiniz oyunda. 7. Aragami. Bu oyunu daha fazla oynama şansı bulunmadım fakat oyunun amacı suikast oyunu, arkadaşlarınız oynayabilirsiniz Steam'den gördüğüm kadarıyla. Ben oynayamadım arkadaşlarımla. Oyunun fiyatı gayet ucuz, 6 lira civarı bir şeydi. Alarak herkese tavsiye ederim. Grafikleri gayet güzel, minnoş, tatlı. Herkese tavsiye ederiz. 8. Medal of Honor Airborne. Bu oyun gerçekten müthiş ya. Call of Duty'ye gayet benzeyen bir oyun. Fiyatı 9 lira, ya para değil yani. Online de oynayabilirsiniz yani. Fazla sisteminizi yormaya çıtır bir oyun. 9. oyunumuz Assetto Corsa arkadaşlar. Assetto Corsa araba yarış oyunu. Gayet güzel. Online bir şekilde modlayarak, bir sürü içinde mod var. Modlayarak oyunu oynayabiliyorsunuz. Oyunun fiyatı 6 lira kuruk kuruş ama ben DLC'lerle almanızı tavsiye ediyorum. DLC'lerle birlikte oyunun fiyatı 15 lira 29 kuruşa geliyor. Almanızı DLC'lerle almanızı tavsiye ederim. 10. oyun Witcher 3 arkadaşlar. Bilmem yoktur diye düşündüm ama yine de söyleyeyim. Witcher 3 Game of the Year için arkadaşlar. DLC'lerle birlikte söylüyorum çünkü DLC'siz almak gerçekten saçmalık olur. DLC'leri ile birlikte fiyatı 15 lira geliyor arkadaşlar. 15 lira gayet ucuz bir oyun için. Açık dünya oyunu, sizi saatlerce, en az 20-30 saat götürebilecek oyun. O da en az diyorum çünkü yan görevleri falan filan var. Hikayesi de var. Witcher 2 var. Witcher 2 isterseniz fiyatı 4 lira arkadaşlar. Onu da alıp oynayabilirsiniz. Witcher 1 de var ama onun oynanışı çok zor. Yani ben en azından oynayamadım oyunu. İnternetten videolarını izleyerek onun daha iyi bilgi sahibi olabilirsiniz. 11. oyun gene bir araba yarış oyunu. Dirt 4 adı böyle ondan dolayı Dirt 4. Bir araba yarış oyunu. Gene Formula 1'in yapımcılarından. Gayet güzel. Fiyatı 8 lira. Gayet ucuz. Online. Tertemiz araba yarış oyunu abi.
yani birazcık bilindik oyunlara kaydım çünkü liste uzun olması ve videonun birazcık 10 dakika yetişmesi için bunlar. 12. oyun Rockstar'ın yaptığı müthiş bir seri Max Payne arkadaşlar. Max Payne 1 ve 2 bundle bir şekilde 7 lira 20 kuruşa satılıyor. Eski oyun olarak gelebilir ama aksiyonu, hikayesi fazla iyi değildi ama aksiyonu o yıllara göre müthişti. Bence hala müthiş. Ben yakın zamanda oynadım, bitirdim. Sizlere tavsiye ederim. Max Payne 3 birazcık pahalı, 43 lira. Onu ileride almayı düşünebilirsiniz. Şu anda gerçekten pahalı veya videosunu internetten izleyip hikayesi. Gerçi hikayesi gerçekten yok ama siz bilirsiniz kafanıza göre. Ama Max Payne 1 ve 2'yi almanızı kesinlikle tavsiye ederim. 13. oyunumuz Hacknet arkadaşlar. Hacknet'in fiyatı 3 lira 70 kuruş. Oyunun amacı hackerlık yapmak. Zaten isminden belli olduğu gibi. Bir tane karakterler sizlere görev veriyor. O görevleri yaparak hackerlığınızı geliştiriyorsunuz. Gerçekteki kodları giriyor musunuz? O kadarını da bilmiyorum ama hacker oyunu gayet güzel, tatlı bir oyun. Ama DLC'lerle birlikte olmanızı tavsiye ederim. DLC'lerle birlikte oyunun fiyatı Complete Edition olarak 9 lira 40 kuruşa geliyor size arkadaşlar. 9 lira 40 kuruşa gayet güzel bir eğlenceli bir oyun sunar sizlere. Herkese tavsiye ediyorum. 13 mü 14. mü oyun? Hakikaten gerçekten unuttum. Batman Arkham Knight arkadaşlar. Bu oyunu biliyorsunuzdur kesin zaten. Hatta oyun değil, filmini falan biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. 15 lira fiyatı ama ben diğer oyunlarıyla almanızı tavsiye ederim. İçinde çünkü bir sürü oyun var. Hatta kendim de bakıyorum şu anda. Batman Arkham Asylum, Arkham Knight ve Arkham City oyunları 20 lira 40 kuruş arkadaşlar. 40 kuruş açtık. Vallahi mazur gördüm. 40 kuruş açtık. İçine Season Pass de var Arkham Knight'ın. Gayet güzeldir DLC. Bu DLC ile birlikte almanızı tavsiye ederim. Son oyunumuz Kingdom Come Devil Range arkadaşlar. Fiyatı 17 lira. Royal Edition ile birlikte gene 20 lira 74 kuruşa geliyor. Gene 74 kuruş aşıyoruz ama oyun gayet güzel bir oyun. Orta çağ temalı, hikaye odaklı, açık dünya bir rol yapma oyunu. İstilacılarla savaşıyorsun, böyle karar veriyorsun, intikam alıyorsun. Gayet güzel bir oyun. Hepinize almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet, bu listenin sonuna gelelim. Bu liste videosunu attıktan sonra gene bir ortalıktan kaybolabilirim ama bu 5 ay gibi bir uzun bir süre olmaz diye düşünüyorum. Videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.